Emin Pazarcı yeni bir zırva 15 Temmuz için kontrollü darbe iddiasını ilk olarak onlar ortaya attı. FETÖ üyeleri uzun süre bu tezi işlediler. Kemal Kılıçdaroğlu ise kervana sonradan dahil oldu. Ancak tutmadı. Bu algı operasyonu beklenen kabulü görmedi. Bunun üzerine Fethullah Gülen çark etti. Mısır'da darbeci kontrolündeki bir yayın organına açıklama yapıp 15 Temmuz'u ulusalcılarla laikler yapmış olabilir iddiasını ortaya attı. Dün AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ile birlikteydik. Buna ne diyorsunuz diye sordum. Zırva cevabını verdi. Fethullah Gülen'in zırvalarından biri. Hayatı yazıcı 15 Temmuz gecesi Kemal Kılıçdaroğlu ile aynı uçakta ve yan yana İstanbul'a gitmişti. Ardından o seyahat ve sonrasındaki gelişmelerle ilgili olarak çeşitli iddialar ortaya atılmıştı. Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan'ın dün organize ettiği kahvaltıda kendisiyle hem bunları hem de FETÖ ile ilgili son gelişmeleri uzun uzun konuştuk. Yazıcıya sorduk. O gece uçakta Kemal Kılıçdaroğlu'nun elinizi tutup darbeye karşı mücadele edeceğiz dediği söyleniyor tepki gösterdi. Yok öyle bir şey. Benim elimi kimse tutamaz. Kendisiyle hem uçakta hem de VIP salonda böyle bir konuyu konuşmadık. Yazıcı İstanbul'a indikten sonra VIP salonunda bir saat kadar oyalandığını, Kılıçdaroğlu'nunsa o sırada havaalanını terk ettiğini sonradan öğrendiğini söyledi. Bir başka sorumuz. Başbakan yardımcısı Nurettin Canikli'nin halen kamuda ihraç edilenden fazla FETÖ'cü bulunduğu sözleriyle ilgili yazıcı bu çok yoğun bir kuşku dedi. Çok sinsi bir çalışma yapmışlar. Hiç tahmin edemediğimiz isimlerden baylok çıktığını görüyoruz. O yüzden defteri kapadığımızı söyleyemeyiz. Çünkü bugün göremediklerimizi yarat görebiliriz. Yazıcı üzerinde İngilizce kahraman yazan tişörtlerle mahkemelerde boy gösteren FETÖ'cülerle ilgili olarak da eğitim almış olsalar da bu cahil cesaretidir. Buna devlet müsaade etmez değerlendirmesini yaptı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati yazıcı önemli bir tespitini bizlerle paylaştı. FETÖ yüzünden Türkiye'nin bin nesli daha kaybettiğini söyledi. Halen bu örgütle irtibatlı ve iltisaklı olan kriptoların bazı manipülasyonlar yaptıklarına dair şüpheler bulunduğuna işaret etti. Bir de öz eleştiri yaptı. 17-18 sene öncesinde yaşadıklarını anlattı. 1999-2000 yıllarında Ankara'da Nuh Mete Yüksel isimli bir savcı iddianame hazırladı ve Fethullah Gülen hakkında dava açtı. Fethullah Gülen'in idam talebiyle tutuklanan sevkini istedi. Ben avukatım, şahsen o günlerde nasıl olur, tarikatlar ve cemaatler hayatın bir gerçeği, bunların üzerine bu şekilde gitmek doğru değil diye düşünmüştüm. Şimdi o iddianameyi temin ettim ve okuyorum, o zaman aksini görmemiştik, şimdi aksini gördük, yanılmışız diyoruz. Ardından ekledi. Savcı o dönemde iddianamesini daha çok laiklik üzerine bina etmişti. Ayrıca aynı savcı Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan hakkında da sırf bir konuşması nedeniyle idam talepli tutuklama istemişti. Dolayısıyla o savcının doğru işler yapmadığı kanaatindeydik. Artık her şey ayan beyan ortada. Tablo dünkünden çok farklı. Fethullah Gülen'in kimliği, örgütünün faaliyetleri ve irtibatları ortaya dökülmüş durumda. Hazırlanan iddianamelerde net deliller ve tüyler ürperten iddialar var. Hayati yazıcı ortaya çıkan bilgiler ışığında bu örgütün özellikle dış irtibatları konusunda bugün ne diyor? Sorduk anlattı pek çok şey deşifre oldu dünya ölçeğinde faaliyet gösteren bu tip örgütlerin tek başına olmadıkları görüldü sümüklü bir adamın böyle bir örgüt kurup bu noktaya getirmesi mümkün değil bunlar kontrollü kontrol merkezleri de amerika Almanlara gelince davranışları akıl ve mantıkla izah edilir gibi değil ancak Türkiye'nin başarılı olacağını görürlerse çark ederler emin pazarcı akşam